Yılan efsaneleri, Anadolu'da Şahmeran efsaneleriyle varlık bulmuş ve mitolojik bir simge halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Hint, İran, Yunan, İbrani ve Arap kaynaklarından izler taşıyan Şahmeran efsaneleri, Anadolu insanının günlük yaşantısını etkileyecek kadar hayatın içine girmiş, halk inanışlarında önemli bir yer edinmişti. Bugün, Türkiye Çukurova bölgesinde yaşadığı düşünülen Şahmeran efsanesini anlatacağız. İyi seyirler. Camsap, yoksul bir ailenin oğlu olup evinin geçimini odunculuk yaparak sağlamakta. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte ormana bal aramak için giderler. Ormanda dolanırken içi bal dolu bir kuyu bulurlar. Balı çıkarması için Camsap'ı kuyuya indirirler. Camsap bütün balı çıkardıktan sonra arkadaşları Camsap'ı kuyuda bırakır. Kuyunun içinde yardım beklerken bir ışık sızıntısı görür. Işığın geldiği yeri kendi geçebileceği kadar genişletir. Açtığı delikten geçerek büyük bir bahçeye çıkar. Burada bir tahta oturan, üst tarafı güzeller güzeli bir kadın, alt tarafı yılan şeklinde olan ve bir insan gibi konuşan Şahmeran ile karşılaşır. Yılanların şahı olup yer altında diğer yılanlarla birlikte yaşayan Şahmeran, Camsap'a korkmamasını ve bir süre kendilerinin misafiri olacağını söyler. Burada çok iyi ağırlanan Camsap, aradan yıllar geçtikten sonra sıkılmaya ve ailesini özlemeye başlayınca evine dönmek için izin ister. Şahmeran ise ölümünün bir insan elinden olacağını, eğer kendisini bırakırsa yerinin insanoğlu tarafından hemen bulunabileceğini söyleyerek Camsap'ın gitmesine izin vermek istemez. Ancak ısrarlara dayanamaz ve yerini kimseye söylememesi şartıyla Camsap'ı evine gönderir. Bu sırada Tartus padişahı önemli bir hastalığa yakalanır. Dönemin tanınmış hekimleri hastalığa bir türlü çare bulamazlar. Fakat büyü işleriyle de ilgilenen vezir, padişahın hastalığının Şahmeran'ın etinin yenmesiyle geçeceğini söyler. Bunun üzerine Şahmeran'ın yerini bilene büyük vaatlerde bulunur. Ancak kimse ortaya çıkmaz. Vezir, Şahmeran'ı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince herkesin hamama gelerek yıkanması emri verilir. Camsap, Şahmeran'a söz verdiği için hamama gitmez. Fakat bir süre sonra sadece kendisinin yıkanmaya gitmediği anlaşılınca hamama gitmek zorunda kalır. Camsap'ın sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce kendisinden zorla Şahmeran'ın yeri öğrenilir. Vezir, Camsap'ın gösterdiği kuyunun başında büyülü sözler söyleyerek Şahmeran'ı ortaya çıkarır. Şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz ve Camsap'a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler. Şahmeran hamama götürülerek burada öldürülür ve eti kaynatılır. Vezir ilk suyu Camsap'ın içmesini ister. Camsap, Şahmeran'ın dediklerini yaparak ilk suyu vezire verir. Vezir bunu içer içmez ölür. İkinci suyu içen padişah iyileşir. Üçüncüsünü içen Camsap ise aklı ve zekası daha da güçlenip padişaha başvezir olur. Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi yine günümüze kadar ulaşan efsaneler arasında. Lokman Hekim'in babası da hekimdir. Ölmeden önce karısına doğacak çocuklarının çok bilgili bir hekim olacağını, dünyada kimsenin onu geçemeyeceğini söyler. Kısa bir süre sonra da ölür. Çocuk doğar ve annesi tarafından ada Lokman konulur. Ancak Lokman büyüdüğünde okuma yazmayı dahi çok zor öğrenir. Bunun üzerine odunculuk yaparak evin geçimini sağlamaya başlar. Bir gün yine odunlarını satmış, yorgun bir şekilde evine dönerken yolun ormanlık tarafında bir inilti duyar. Sesin geldiği yöne doğru gittiğinde burada üst tarafı insan, alt tarafı yılan olan bir yaratığın yaralı olduğunu görür. Korkup geri döneceği sırada bu yaratık korkmamasını, kendisine yardım etmesini, bu iyiliğinin karşılığını bir gün mutlaka alacağını söyler. Lokman Şahmeran'ı kucağına alır ve onu söylediği yoldan bir mağaranın önüne getirir. Şahmeran bir şeyler fısıldayınca mağaranın kapısı açılır. Kapıdaki kara yılan Şahmeran'ı hemen saraya götürür. Çok güzel bir yer olan bu yerde yılanların şahı kısa sürede iyileşir. Lokman da 40 gün bu sarayda kalır ve bu sürenin sonunda artık evine gitmek ister. Şahmeran gördüklerini kimseye anlatmaması konusunda kendisinden söz ister ve ardından ölümünün bir insan elinden olacağını, bunu bildiğini, ölüm haberini aldığında nelerin yapılması gerektiğini, ayrıca neyin hangi hastalığa iyi geldiğini, ilaçların nasıl hazırlandığını Lokman'a tek tek anlatır. Sonra da onu serbest bırakır. Lokman evine döndükten sonra bambaşka bir insan olur. Bütün zamanını okuyup yazmaya, yeni şeyler öğrenmeye ayırır. Aradan uzun bir zaman geçer. Şahmeran sarayındaki billur suda evrenin güzelliklerini izlerken Tarsus padişahının kızını görür ve hemen o anda aşık olur. Yemeden içmeden kesilir. Günün birinde kızın hamama götürüldüğünü anlayınca onu daha yakından izleyebilmek amacıyla kendisi de gizlice hamama gider. Ancak hamamın ıslak mermerleri üzerinden kayıp düşünce kızın hizmetkarları tarafından fark edilerek göbek taşı üzerinde öldürülür. Şahmeran'ın öldürüldüğünü öğrenen Lokman Hekim hemen hamama gelir. O sırada Tarsus padişahının hastalandığını, müneccim başının baktığı fallardan padişahın ancak Şahmeran'ın etinin suyundan içerse iyileşebileceği haberini
ihtiyaçlarını duyar. Vezir, Şahmeran'ın olağanüstü güçlerini bildiği için padişah için gerekli ilacı kendisi hazırlamak ister. Ancak asıl amacı zehirli kısmın suyunu padişaha içirmek, sonra da padişahın kızıyla evlenerek Tarsus'a hükmetmektir. Lokman da ilacı kendisi hazırlamak ister. Sonunda bu görev padişah tarafından Lokman'a verilir. Lokman, Şahmeran'ın daha önceden kendisine anlattığı gibi cansız gövdeyi üçe böler. Her parçayı ayrı ayrı kaynatır. Bu parçalar kaynarken her biri hangi hastalığa iyi geleceğini söylemeye başlar. Bu sırada vezir gelerek insanlara olağanüstü güçler veren parçanın suyunu ister. Lokman, vezirin kötü niyetini anlar ve ona kuyruk suyundan verir. Vezir bunu içer içmez ölür. Gövdenin suyunu kendisi içer. Baş kısmının suyunu padişaha içirerek onun iyileşmesini sağlar. Lokman, saraydan ayrılıp kırlarda dolaşırken birden çiçeklerin, bitkilerin dile geldiğini ve hangi hastalığa iyi geldiklerini söylemeye başladıklarını duyar. Lokman, bütün bunları defterine geçirince dönemin en iyi hekimi olur. Üçüncü ve son hikayemiz ise Tarsus Kralı ile alakalı. Eski dönemlerde Tarsus, İran hükümdarı Saldanapal tarafından ele geçirildikten sonra Arap ülkelerinden gelen kervanların Anadolu'ya geçmesi için ilk büyük konaklama yerlerinden biriydi. Tarihi İpek Yolu Tarsus'tan Antakya'ya, oradan da İran ve Mısır'a uzanıyordu. Arap ülkelerinden kervanlarıyla Tarsus'a gelen tüccarlar bir süre burada konaklayıp dinlenir. Kentin şifalı suyu olarak bilinen Tarsus çayında yıkanır. Bunun karşılığı olarak da Tarsus hükümdarı Saldanapal'a belirli bir miktarda vergi öder. O dönemlerde Mısırlı zengin bir tüccar buraya gelirken yolda haramiler tarafından soyulur. Kente geldiğinde vergisini ödeyemez. Ancak dürüst bir tüccar olduğu için vergisini bir sonraki gelişinde vermek üzere hükümdar tarafından kendisine yardımda bulunup ülkesine gönderilir. Mısırlı tüccar bu iyiliğin karşısında Tarsus hükümdarına eşi benzeri görülmemiş bir hediye getireceği vaadinde bulunur. Memleketine döndüğünde Tarsus kralına nasıl bir hediye sunacağını düşünürken hizmetkarı o sıralar bir büyücünün elinde esir durumda olan üst tarafı güzel bir kız, alt tarafı yılan biçimindeki yılanların şahı Şahmeran'ı götürmeyi teklif eder. Şahmeran gizlice büyücüden kaçırılır ve kendisine bir süre sonra ülkesine dönmesi için izin verileceği konusunda söz verilir. Bir sandık içerisinde Tarsus kralına getirilir. Ancak Tarsus kralı sandık açılır açılmaz Şahmeran'dan çok korkar ve bunun hediye değil bir büyü olduğunu düşünerek askerlerine Şahmeran'ın öldürülmesini emreder. Kendisinin azat edilemeyeceğini anlayan Şahmeran gövdesindeki diğer yılan başlarıyla birlikte askerlere karşı gelir. Sonunda kralı öldürür ancak kendisi de yenik düşerek ölür. Yörede bu olayın yaşandığı dönemden günümüze yılanlarla insanların birbirlerine düşman olduğuna inanılır. Şahmeran'la ilgili olarak Tarsus ve çevresinde anlatılan bu efsanelerin konusu aynı olmakla birlikte kişilerin isimleri değiştirilerek anlatılan çeşitli varyantlara da bulunmaktadır. Buna göre Şahmeran'ı ilk gören insanın Camsap ya da Lokman Hekim olarak gösteren efsanelerin yanı sıra kimi zaman bir çoban, kimi zaman da ormana avlanmaya giden bir avcı olduğunu belirten örnekler de vardır. Bütün efsaneler Şahmeran'ın öldürülmesiyle son bulmaktadır. İnanışa göre diğer yılanlar Şahmeran'ın öldürüldüğünden henüz habersizdir. Şahmeran yılanlara hamama yıkanmaya ve oradan da bir düğüne gideceğini söyleyerek sarayından ayrılmıştır. Yılanlar o günden bu yana hala Şahmeran'ın dönüşünü beklemekte. Duydukları davul sesiyle düğünün devam ettiğini sanmaktadır. Bir gün davul sesi kesildiğinde ki bunun kıyamet günü olacağına inanılıyor, bütün yılanlar Tarsus'a inecek ve Şahmeran'ın öldürüldüğünü anlayınca herkese düşman olup şehri yok edeceklerdir. Anadolu mitolojisinden Şahmeran'ın hikayesi bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.